bunlar akla mantığa sığıyor mu? Risale-i Nur okuyan arkadaşlar bizi dikkatle dinlesinler. Hazreti Ali Risale-i Nur okuyor muydu? Sence böyle bir şey olabilir mi Vedat? Tabii ki mümkün değil. Mümkün değil. Yani kronolojik olarak, tarihsel olarak baktığımız zaman Hazreti Ali'nin Risale-i Nur okuması mümkün değil. Zaten Hazreti Ali'ye versen okumaz. Hazreti Ali Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey okumaz güzel kardeş. Resulullah'tan bunu gördüm. Bir de niye Hazreti Ali'yi okutturuyorsun? Onun çağdaşı olan diğer sahabeleri var. Onlar da okusunlar. Öyle değil mi? Yani bunları sormak lazım. Daha bir sürü soru geliyor da akla. Biz bu garip iddiayı savunan metinleri okuyalım, bölümleri okuyalım Risale-i Nur'da. Şimdi alıntımız şöyle olacak. Şualar 7. Şua, Ayetül Kübra, sayfa 83-84. Şimdi bu bölümlerin içerisinde bir yığın Hazreti Ali'nin istismarı, yalan dolan olmakla birlikte en can alıcı bölümlerden bazıları şunlar. Bu Risale'nin bir ehemmiyeti var ki, İmam Ali radıyallahu anh gayipten gösterdiği kerametlerde bu Risale'ye Ayet-i Kübra ve Asa-i Musa adlarını vermiştir. Hazreti Ali vermiş. Yani. Hazreti Ali vermiş. Yani. Ne diyorsun Vedat sen bu işe? Yani bu çok komik yani absürt bir şey. Başka hiçbir şey değil. Başka bir şey denilemez buna yani. Ne diyeceksiniz yani? Yani hadis yazarı İmam-ı Buhari buna sahih ismini Hazreti Muhammed verdi demiyor. Dese onlar da en çok hadislerle tabii uğraşan. Tabii yani öyle bir şey söyle, taşlarlardı onu zaten o toplumda. İşte bir laf var ya Vedat. Büyük gördüğün insanları yakından tanıdıkça ne kadar küçük olduklarını anlıyorsun diye. İşte biraz daha yakından tanısınlar. İçinde Hazreti Ali'den bahsediyor. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyor. Kur'an'dan bahsediyor. Gel bak bakayım ne maksatla bahsediyor. Evet bahsediyor. Bu nedir böyle? Ayet-i Kübra ve Asa-i Musa adını vermiş. Demek ki Risale-i Nur'u ben yazmadım diyen Said Nursi, kimden aldın diye soruyorsun. Hazreti Ali diyor. Bir de Ayet-i Kübra ne demek? En büyük ayet. Yani bu... Bilmiyorum yani. İzleyenlerin takdirine bırakmak lazım. Yani Risale-i Nur nereden ayet? Kimin ayeti? Nereden ayet? Bir şeyin ayet olabilmesi için onun zaten mutlaka Allah'ın eseri olduğunun yatsınamaz bir şekilde ortada olması gerekiyor. Diyor ya Kasas suresinde, Araf suresinde, Taha suresinde, Musa Aleyhisselam'ın kısasının anlatıldığı yerlerde Musa Aleyhisselam'a Allah mucizeler veriyor. Diyor ki ayetlerimle gidin diyor. Biz Musa'ya şu kadar ayet vermiştik diyor. Şimdi bu Risale-i Nur'da böyle benzeri bir ayet mi? Nereden Musa'nın asası oluyor? Ne ilgisi var yani bunun? Şöyle bir bağlantı yapmış olabilirler. Allah-u Teala Taha suresinde Musa Aleyhisselam'ın asasının yere atıp yılana dönüşmesi o ayeti, hı-hı, mucizesi için Linuriyeke min ayatinel kubra ifadesini kullanıyor. Herhalde öyle bir Musa'nın asası işte ayeti kubra arasında bir belki bir... Tamam da şimdi asa Musa'ya ait. Ayet-i Kübra da Musa'ya ait. Bu Hazreti Musa mı? Zaten orada linnuriyeke biz sana gösterelim diye. Musa ile ilgili bir şey. Yani bizim görmemize veya başka birinin görmesiyle alakalı bir şey değil. Çok Musa ilginç. Aleyhisselam o gün orada onu gördü bitti. Neyse devam edelim. 7. Şua sayfa 84. 1 numaralı dipnot ve sayfa 261. Şöyle diyor. İmam Ali radıyallahu anh Nur eczalarından haber verdiği sırada Hazreti Ali Risale-i Nur'dan bahsediyormuş. Ayetül Kübra hakkı için beni ani ölümden koru deyip o Ayetül Kübra'yı şefaati yaparak diye devam ediyor. Yani Hazreti Ali hem adını vermiş hem de onunla Allah'a tevessül ederek Ayetül Kübra hakkı için beni ani ölümden koru diye Allah'a yalvarmış. Neyle? Risale-i Nur'la Allah'a yalvarmış. Ne diyeceksiniz? Akıl mantık almıyor ki. Nerede geçiyor bu bilgi? Yani bu da yani ayrı bir soru işareti. Yani Hazreti Ali böyle bir şey diyecek de Şia bunu bilmeyecek. Tabii. Kesinlikle kullanırlardı. Bizim kitabımız derler. Ama ne hikmetse. Ya demek ki Hazreti Ali istismarı sadece Şia'dan çıkmıyormuş. İlle de hani Şia'yı suçluyorlar ya Ali'yi istismar ediyorsunuz falan bilmem ne şudur. Senin yaptığın ne? Zaten hiçbir delili de yok bu tarz. Said Nursi'nin şeyleri, hayal ürünü... Fantazileri yani. Tamam da Vedat, şimdi senin hayal ürünü fantazileri seni bağlar. Hepimizin bir takım hayalleri vardır. Yapacağımız işle ilgili hayaller kurarız falan. Ama sen hayallerini başkasına iftira atmaya dönüştürdüğün zaman, bir de bunu yazıya çevirdiğin zaman, bir de insanlar peşinden sürüklendiği zaman bu hayal olarak kalmıyor. Yani hurafe kitapta durduğu gibi durmuyor. Yani böyle benim fantazilerim. Fantazilerine lütfen Hazreti Ali alet etme derim ben de. Ne ilgisi var? Neyse bir başka şeye geçelim.
bir yalan, saçmalık, hurafe var da son örneğimiz olsun bu da. Bu kadar da uyandırsın milleti yani. La ilahe illallah'ın hücceti ise matbu ayetül kübra risalesidir. Bak 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 bak. Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçeğinin hücceti diyor. Ayetül kübra risalesidir. O emsalsiz hüccetin harikalığı içindir ki Hazreti Ali onu şefaatçi yapmıştır. Bak bak bak. Üst üste hurafeler. La ilahe illallah'ın hüccetmiş. Nasıl bir hüccet? Emsalsiz, eşi görünmemiş bir hüccet. O kadar harikaymış ki Hazreti Ali Ayetül Kübra'yı şefaatçi yapmış kendisine. Yani Allahu Teala'nın kitabı La ilahe illallah'ı açıklamakta emsalsiz olarak yetmiyor. Şimdi Allah diyor ki benim kitabım benzersizdir, yapamazsınız diyor. Şimdi bu da diyor ki aynı kelimeyi kullanıyor. Emsalsiz hüccettir. Susturucu hüccettir. Ne diyorsun Vedat sen bu işe? Ya Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şey diyor. Yani Allahu Teala kendisinden başka ilah olmadığına şahittir. Melekler de şahittir ve kitaptan ilmi olanlar buna şahittirler diyor. Evet. Dolayısıyla yani buradaki kitap Allahu Teala'nın hem peygamberler aracılığıyla tarih boyunca insanlara gönderdiği tüm kitaplar hem de kainat kitabı. Dolayısıyla bu kitaptan bilgisi olan herkes Allahu Teala'dan başka ilah olmadığına zaten şahitlik eder. Gözüyle görmüş gibi şahitlik eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hüccet olan, yani bizim şehadetimize vesile olan şey el-kitaptır. Şahit olma yetkisine sahip olan kişi de kitap ilmine sahip olan kişidir. Yani ben bu Kur'an'ı okuduğum zaman, bu Kur'an'ın ilmini elde ettiğim zaman ancak şahitlik edebilme yetkisine sahip oluyorum. Yani bu çok önemli bir bilgi. Allahü Teala En'am suresinde buyuruyor ki Hüccetullahul baliga. Yani susturucu kesin delil Allah'a ait olandır. Said Nursi'ye ait olan değildir. Böyle bir şey yok. Kaldı ki Hazreti Ali La İlahe İllallah'ın anlamını, ehemmiyetini Kur'an-ı Kerim okuyarak öğrenemedi de Risale-i Nur okuyarak mı öğrendi? Peki şimdi Risale-i Nur okumayan diğer sahabeler bu gerçeğin farkında değiller miydi? Yani ne için savaştıklarını, neden bu davaya sahip çıktıklarını bilmiyorlar mıydı? Çünkü şöyle yani Kur'an dışında Risale-i Nur'un ya da başka herhangi bir kitabın hüccet olma özelliğini Kur'an bir defa inkar ediyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Fe bi ayyi hadisin ba'dallahi ve ayatihi yu'minun. Onlar Allah'tan ve Allah'ın ayetlerini indirmesinden sonra artık hangi söze inanacaklar? Yani artık hangi sözü hüccet olarak kabul edecekler? Hatta bu okumuş olduğun Câsiye suresinden ilk şahitlik 6. ayet. 6. ilk okuduğun ayet Âl-i İmrân suresi 18. ayet şahitlik mevzusunda. Şimdi diyor ki şeyde Saffat suresinde yanlarında başka bir kitap vardı onu mu okuyorlar diyor. Bunlar da evet var diyorlar. En sağlam hüccet burada. Evet. Allah'a meydan okur gibi. Yani Vedat yani hüccetin aslında Kur'an-ı Kerim senin o söylediğin ayet de önemli. Yani onların elinde bir kitap var oradan mı okuyorlardan kasıt. Oradaki kitap yani el-kitap yani Allah'tan bir nebi aracılığıyla onlara vahyedilmiş Allah'tan olduğu kesin olan bir kitap mı var ellerinde? Yani Kur'an'a eş değer başka bir kitap mı var diyor Allah-u Teala. Bu arkadaşlar da var diyorlar. Muhammed Aleyhisselam o zaman son nebi değil. Zaten bunların kafasına göre çıkıyor. Değil. Yani şöyle bir şey var Vedat. Ben bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Bu Hazreti Ali'nin Risale-i Nur okuyor muydu muhabbetini? Risale-i Nur'da Hazreti Ali'nin Risale okuduğu, Risale-i Şefaatçi yaptığı, Nur eczalarından bahsettiği, güya onun adını kendisini verdiği gibi tarihle, mantıkla, akılla bağdaşmayan saçma sapan iddialar mevcut. Bir de bu arkadaşlar akıl yolu Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Yani Hazreti Ali ile Said Nursi arasındaki 1300 sene sonra arayı bir kapat, onu bir kanıtla, ondan sonra Allah'ın varlığına sıra gelir. Bu yüzden arkadaşlarımız lütfen bu saçmalıklardan vazgeçsinler. Bu iman davası değildir, bu bir yalandır. Yalanı savunarak Allah'ın rızasına kavuşulmaz.